günler senin olsun. Efendim günaydın, günaydın, günaydın. Ben yine bir pazartesi sabahı sizlerle birlikte olmaktan çok ama çok mutluyum. Yine sizler için çok güzel bir program hazırladık. Efendim çok güzel konu ve konuklarımla sizlerle birlikte olacağım. Ayrıca bugün astroloji bölümümüz de var. Lütfen ihmal etmeyin, seyredin. Çünkü bakalım astroloji bölümünde kimler kimlerle olabilir, neler olacak, aşkta, evlilikte uyumlar nasıl, bu haftaki seyircilerimizin burçlarına göre durumları neler gösterecek, hepsini seyredeceğiz, hepsini Yasemin Belen bize söyleyecek. Efendim şimdi ben bizi aramak isterseniz ki mutlaka arayın, burçlarla da ilgili arayın, bize sormak istediğiniz sorularla, konuklarla da ilgili arayın. Ben çünkü sizlerle gerçekten konuşmaktan çok büyük keyif alıyorum. 0212-288-0390 numaramız. Ben tekrar ediyorum. 0212-288-0390. Ayrıca mail göndermek isteyenler nilgunbelgun@tv8.com.tr. nilgunbelgun@tv8.com.tr. Hepsini cevaplayacağım. Maillerimi de biriktirdim zaten. Ayrıca bana tekrar SMS yollamak istiyorsanız ki onları da cevaplayacağım. Nilgun yazıp bir boşluk bırakıp 3068'e gönderin. Tekrar söylüyorum. Nilgun yazıp bir boşluk bırakıp 3068'e gönderin. Sormak istediğiniz soruları, öğrenmek istediğiniz her şeyi benimle ya da herhangi bir şeyle ilgili, konuklarımla ilgili hepsine cevap vereceğim. Efendim şimdi veterimize bakalım neler varmış. Güne başlamanın en tatlı yolu tabii ki hafta içi her gün Nilgün Belgün. Programda neler var neler. Devlet tiyatrolarının usta oyuncusu Bülent Kayabaş doyumsuz sohbetiyle programımıza renk katıyor. Barış Akarsu en güzel şarkılarını sizler için seslendiriyor. Yasemin Belen astroloji sohbetiyle her pazartesi Nilgün Belgün'ün konuğu. İzleyicilerimizin görüşlerine açık hava köşemizde yer veriyoruz. Güne neşeyle ve keyifle başlamak için hafta içi her gün Nilgün Belgün. Bizden söylemesi. Efendim ben hemen gözlüklerimi takıyorum ve bugünkü gazete haberlerimize şöyle bir bakıyorum. Sabah manşet atmış, erkeği töreden savcı kurtardı. Batman'da sevdiği kıza giden gence kızın ağabeyi tecavüz etti. Genç töre korkusuna kapılınca savcı ailesinden yazılı teminat aldı. Bunu lütfen rica ediyoruz. Buradan ailelere sesleniyoruz. Lütfen bu töre cinayetlerine son verelim. Çocuklarımızı ona göre eğitelim. Anne ve babalara sesleniyoruz buradan. Çok ayıp. Avrupa Birliği'ne girmek üzereyiz ya da Avrupa Birliği'ne hazırlanıyoruz. Bu töre cinayetleri bizim geride kalmamıza sebep oluyor. Lütfen, lütfen o gençlerimize kıymayalım. Lütfen bu töre cinayetlerinden vazgeçelim, olur mu? Ben şahsen çok üzülüyorum. Millet olarak da bu bizim ayıbımız oluyor. Efendim Vatan Gazetesi'ne geçiyorum. Vatan'ın başlığı ağlatan kader. Havada beyin kanaması geçiren hostes Ömür Günay hayatını kaybetti. Yazık. 33 yıl önce uçak kazasında ölen pilot babası gibi 29 Ocak'ta üstelik kendi doğum gününde defnedilecek. İşte sevgili seyirciler, ne yaparsanız yapın yazıyı ve kaderi değiştiremiyorsunuz. Maalesef yazgı ve kader diye bir şey var. Allah rahmet eylesin. Bu genç yaşta hayata veda etmiş. Yalnız ben Türk Hava Yolu yetkililerine de buradan seslenmek istiyorum. Ne olursunuz hosteslerimizi bu kadar ağır şartlarda, bu kadar sık uçurmayın diyorum. Çünkü okuduğuma göre çok fazla sefer yapmış ve bu fazla sefer yüzünden de o basınçtan herhalde beyin kanaması geçirmiş. Aman ne olur hosteslerimize, bütün insanlara dikkat edelim bu konuda. İnsanların değeri çok önemli. Evet, Allah rahmet eylesin. Bundan başka söyleyecek bir şeyim yok burada. Efendim Hürriyet Gazetesi'ne geçiyorum. Hürriyet Gazetesi'nin başlıklarından biri yılların davası böyle bitti. İranlı eski eşi Hamira Baran'ın 6 yıl önce açtığı 6 milyon YT'lik boşanma davasıyla gündeme gelen iş adamı Şakir Sinan Baran öldü. İşte bu da bir hayatın gerçeğini anlatıyor. Hiçbir şey sonsuza kadar değil.
Eninde sonunda gideceğimiz yer belli. Bu kavgalar, gürültüler, bu paralar, bu hırslar niye? Posta gazetesi. İşte ben Posta gazetesi deyince 5 dakika dururum. Çünkü Posta deyince aklıma Mesut Yar geldi. Efendim Mesut Yar maalesef hasta. Şu anda program yapamadı. Gördüğünüz gibi sabah programlarından bir tanesine ilk vuruşu yaptım. 40 ateşli evde yapıyor. Bu sabah tek başınayım. Durum bu. Diğerlerine bu da bir mesaj olsun diyorum. Tabii ki şaka diyorum. Canım Mesut'cum, bir an önce iyileşmeni diliyorum. Sen olmazsan o güzel sabah haberlerini kimlerden duyacağız? Canım benim, geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Bir an önce iyileş, ekranın başında ol. Evet, şimdi de efendim Günaydın gazetesine geldi sıra. Gülben'in doktorları birbirine girdi. Gülben Ergen'den bahsediyor. Akapunturcu Hüseyin Nazlı Kul'un Gülben Ergen'in doğum ağrılarını akupunktur iğneleriyle kestik sözleri doğumu yaptıran Profesör Süreyya Menteş'i kızdırdı. Ağrıları epidural anestezi kesti dedi. Tabii ki bu konuda şimdi bizim söyleyecek bir sözümüz yok. Bu tıbbın söyleyeceği sözü var burada. Günün önümüzdeki günlerde bir doktor beyi burada ağırlayarak kendisinden öğreneceğiz. Gerçekten akupunktur mu kesmiş, anestezi mi kesmiş? En iyi onlar bilir. Efendim şimdi sıra geldi konuklarımıza. İlk konuğum benim yıllarca birlikte oynadığım ve Türk tiyatrosunda, Türk sinemasında yıllarca emeği geçmiş, Türk dizilerinde, televizyon dizilerinde yıllarca emeği geçmiş bir ustayı davet ediyorum. Bir tiyatro ustası Bülent Kayabaş. Bülent'ciğim seni hemen şöyle alayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Teşekkür ederim. Sohbetimizi edeceğiz ama oğlumuzu da çağıralım diyorum. Peki efendim, buyurun. Evet şimdi efendim. İstersen biraz sohbet edelim. Dur birazcık sohbet edeyim. Öyle o gençler 2 dakika beklesin. Gençler beklesin. Evet gençler. Nasılsın bakalım? Çok İyi, güzel gidiyor. Sen nasılsın? Beğeniyor musun programı? Vallahi tebrik ediyorum. Kutluyorum. Çok. Yani bir de denk geliyor benim uyku saatlerim pek öyle ayarlı değil. Sabahları da kalkıyorum. Bazen ciddi olarak 1.30'da yayınlanıyor değil mi? Evet gece yayını ona çok seyreden varmış. Evet. Bir kere sizler çok çok güzelsiniz. Çok güzel duruyorsunuz. Çok. Her zaman duruyorsunuz da sizin bu elektriğiniz bize geçiyor. Belki biz orta yaşın üstünde olduğumuz için bu nostaljiye biraz daha önem verdiğimiz için böyle geliyor diye düşünüyorum ama hayır. Her yaştan insanlara cezbedeceğiniz, her yaştan insanların hoşlanacağı bir ekip bu. Sabah sabah da iyi geliyor. Benim düşüncelerim bu. Evet, ben sanıyorum ki herkesin düşüncesi bu. Çünkü orkestramızdan herkes çok mutlulukla söz ediyor. Gerçekten hepsi çok değerli evet. Müzisyenler. Ben de onlara her sabah benimle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyorum. Birbirimizle çok mutluyuz. Sen demin dedin ya gece seyrediyorum. Dün bir alışveriş merkezinde bir hanım çevirdi beni. Dedi ki Nilgün Hanım programınızla ilgili bir eleştirim var dedi. Tabii buyurun dedim. Neymiş? Nedir eleştiri? Dedi ki gece dedi 1.30'da yayınlanıyor ve ben bütün gece onu seyrediyorum. O sizin enerjinizle öyle bir enerjik hale evet. Geliyorum ki uyuyamıyorum dedi. Çok sevgili, hoş bir hanımdı. Şimdi hemen burada bir şey söylemek istiyorum Nilgün'cüğüm. Belki seyircilerimiz yıllardır seninle arkadaşız, dostuz, meslektaşız diye birbirlerine iltifat etmek zorunlu hissediyor gibi düşünebilirler ama hayır değil. Bunu çok ciddi içten söylüyorum. Yani başka bir elektrik geliyor sabahleyin. Sizin kanalınızdan, buradan, bu programdan başka bir şey geliyor. Kendi adıma konuşayım peki ama konuştuğum insanların hemen hemen hepsi de aynı duygulara sahipler yani. Yani ben gerçekten Türk izleyicisine layık olan bir programı yapmaya gayret ediyorum.